Bu videoda nöron dinlenim potansiyelinin nasıl oluştuğunu ve bu nöron dinlenim potansiyelinin nöronun işlevlerinde çok önemli roller üstlenen bazı iyonlar arasındaki yoğunlaşma farklarıyla nasıl bir ilişki içinde olduklarını size anlatacağım. Nöron dinlenim potansiyeline dair bir takım kavramları şimdiden anlamamız, kademeli potansiyel ve aksiyon potansiyel, e, potansiyeli gibi yani diğer potansiyel farklarını anlamamıza da yardımcı olacak. Burada gördüğünüz şey nöronun sembolik bir çizimi. Nöronu oluşturan bileşenlerden somayı kırmızıyla, aksonu yeşille, dendriti ise maviyle çizdim. Akson ve dendrit kısımlarını fazlasıyla büyük çizdim. Çünkü bu sembolik resim üzerinde bir takım işaretlemeler yapmam gerekiyor. Bunun için de geniş yere ihtiyaç var. Nöron dinlenim potansiyelinin ortaya çıkışını daha iyi anlayabilmek adına bu süreci bir takım aşamalardan oluşuyormuş gibi düşünebiliriz. Ama gerçekte her şey bir anda olup bitiyor. O halde önce dinlenim potansiyeli olmayan bir nöronla başlayalım. Membranın dış tarafında daha çok pozitif ya da iç tarafında daha çok negatif yük söz konusu değil. Yani tüm bu kilit iyonların nöronun içindeki ve dışındaki konsantrasyonu aynı. Organik negatif yüklü iyonlar potasyum, sodyum, klorid ya da kalsiyum için herhangi bir konsantrasyon gradyanı mevcut değil. Şu durumda nöron, organik anyonlar yani negatif yüklü iyonlar üretip bunları sitoplazmaya yani hücre sıvısına katacak. Çoğu negatif yüklü proteinlerden oluşan organik anyonlar üretilirken, membranın iç tarafına ilave edilen bu fazladan negatif yükler küçük bir membran potansiyeli oluşturuyor. Diğer bir deyişle membranın içinde daha fazla negatif yük oluşmasına neden oluyor. Fakat bu oldukça küçük. Eksi 5 milivolt dolayında bir etki. Doğrusu böyle bir etkinin neye yol açabileceğini ben de bilmiyorum ama küçük bir membran potansiyeli oluşturduğu kesin. Tabii bu kadarı nöronun işlevini yerine getirebilmesi için yeterli değil. Ama küçük bir membran potansiyeli bile organik anyonlar üzerinde elektriksel bir etki oluşturmaya yetiyor. Negatif yüklü iyonlar membranın dış tarafındaki pozitif yüke doğru çekiliyor. Elektriksel çekim organik anyonları nöronun dışına çıkmaya zorluyor. Fakat bu mümkün değil. Çünkü membran organik anyonlar için son derece geçirimsiz bir yapıya sahip. Aynı durum iyonları iç taraftaki yüksek konsantrasyondan dışarıdaki düşük konsantrasyona sevk eden difüzyon kuvveti için de geçerli. Tüm bu elektrokimyasal kuvvetler ne kadar uğraşsalar da bu negatif yüklü iyonları nöron zarı dışına çıkaramazlar. Organik anyonlar nöronun içine hapsolmuş durumdadır. Dolayısıyla konsantrasyonlarında da bir değişiklik olmaz. Varsaydığımız bu aşamada membran potansiyeli de değişmez. Fakat aynı durum diğer iyonlar için söz konusu değil. Çünkü nöron zarı ya da membran üzerinde sızıntı kanalları adıyla bilinen kanallar mevcut. Bu kanallar iyonların membranın diğer tarafına geçebilmelerini sağlıyor. Yine de bu geçiş bazı iyon türleri için daha kolay ama bazıları için daha zor arkadaşlar. Sızıntı kanalları sürekli açık durur üzerlerinde uyarıcılara tepki vererek açılıp kapanan kapakçıklar yoktur. Şimdi de varsaydığımız diğer aşamaya geçelim ve nöron zarına sodyum potasyum pompaları koyduğumuzda neler olacağını görelim. İşte sözünü ettiğim sodyum potasyum pompalarımız bunlar. Bu pompalar aktif iyon taşıyıcıları ve enerjilerini adenozin trifosfat moleküllerinden alıyorlar. Buraya kısaca ATF yazıyorum ama uluslararası terminolojide İngilizce kısaltmasıyla yani ATP olarak geçer. Nöron içine taşınan 2 potasyum iyonu karşılığında 3 sodyum iyonu da aktif olarak nöron dışına taşınıyor. Bu karşılıklı geçişle dışarıya daha fazla pozitif yükün taşınması membran potansiyelini büyütür. Yani zarın iç tarafındaki negatif gerilim artar oluşan voltajdan tam olarak emin değilim ama elbette küçük bir farktan söz ediyoruz. Yuvarlayıp eksi 10 milivolt diyelim. Eksi 5 milivolt biraz daha fazla. Yani eksi 5 milivolttan biraz daha fazla. Membran potansiyeli yani artık daha büyük ama hala yeterli değil. Çünkü nöronun çalışabilmesi için arkadaşlar çok daha fazlasına ihtiyaç var. Aslında membran potansiyelindeki değişimden çok daha büyük ve önemli bir değişim, nöron içindeki potasyum ve sodyum konsantrasyonlarında meydana geliyor. Potasyumun nöron içine pompalanması, içerideki potasyum konsantrasyonunu arttırıyor. Yani içerideki yoğunluk dışarıdakine göre büyüyor. Sodyumun nöron dışına pompalanması ise içerideki sodyum konsantrasyonunu azaltıyor. Yani İçerideki yoğunluk dışarıdakine göre küçülüyor. Bu noktada potasyum ve sodyum konsantrasyonlarının neden dışarıda değil de içeride değiştiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, nöronun dış tarafındaki ekstra selüler sıvı ve toplam iyon miktarının içerideki stoplazma ve toplam iyon miktarından daha fazla olması. Yani membranın içi ve dışı arasındaki bu iyon trafiği, sadece nöronun iç tarafında kayda değer konsantrasyon değişimlerine yol açıyor. Ekstra selüler sıvıdaki iyon konsantrasyonlarında meydana gelen değişimler ise göz ardı edilebilir düzeylerde. Yani az küçük kalıyor. Şimdi de potasyum iyonlarını etkileyen karşıt kuvvetlere bakalım. Elektriksel kuvvet pozitif yüklü bu iyonları ya da katyonları daha negatif bir bölgeye yani hücre içine sevk ediyor. Fakat aynı anda difüzyon kuvveti de potasyumu yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona yani hücre dışına itmeye çalışıyor. Olduğunu varsaydığımız bu aşamada difüzyon kuvveti elektriksel kuvvetten çok daha baskın. Zıt yönlerde uygulanan bu net elektrokimyasal kuvvet yani daha baskın difüzyon kuvveti eksi daha zayıf elektriksel kuvvet sonucunda potasyum iyonları sızıntı kanallarından nöron dışına çıkar. Potasyum iyonları beraberinde pozitif yüklerle nöronu terk ettikleri için yani böyle terk ederken membranın iç tarafı ne oluyor bu, bu durumda? Pozitif yük gittiği için daha da negatif duruma geliyor. Diğer bir ifadeyle nörondan ayrılan her bir potasyum iyonu membran potansiyelini daha da büyütüyor. Bu durum membran potansiyeli yeterli büyüklüğe ulaşana, potasyum iyonlarını nöronun içine sokmaya çalışan elektrik kuvveti zıt yöndeki difüzyon kuvvetiyle eşitlenene kadar sürer. Zıt yönlü bu iki kuvvet eşitlendiğinde potasyum giriş çıkışı da son bulur. Ara sıra nöronun içine giren ya da dışarıya çıkan potasyum iyonları olsa da miktarları birbirine denktir. Tipik nöron-iyon konsantrasyonlarında potasyum için söz konusu olan gerilim eksi 70 milivolt civarındadır. Bu membran potansiyeli nöronun e, işlevini yerine getirebilmesi için yeter de artar. Elektrik ve difüzyon kuvvetlerinin dengelendiği, karşılıklı iyon geçişlerinin kesildiği bu membran potansiyeline denge potansiyeli deniyor söz konusu potasyum olduğunda denge potansiyeli için çok sayıda iyonun nöron dışına çıkması gerekmiyor. Tüm potasyum iyonlarının yüzde birinin yüzde biri ya da kısaca on binde biri bile dışarı çıksa denge potansiyeline ulaşılıyor. Hücre içi potasyum konsantrasyonu üzerindeki etki gayet göz ardı edilebilir düzeyde olsa da bu süreç yine de biraz zaman alıyor. Çünkü pek çok membran potasyuma karşı geçirimsizdir ve bu iyonlar sızıntı kanallarından sızışarak çıkar. Sodyum iyonları söz konusu olduğunda ise hem elektriksel kuvvet hem de difüzyon kuvveti el ele verir. Bu iyonları nöronun içine itmeye çalışırlar. Nöron zarının negatif iç tarafı bu pozitif yüklü iyonları kendine çeker. Nöron dışındaki sodyum konsantrasyonu içeridekinden çok daha yüksektir elimizdeki yalnızca sodyum geçirgenliği olan bir membran olsaydı bu katyonlar nöronun içine hücum edecek. içeride bol miktarda pozitif yük birikince de negatif yüklerin egemenliği sona erecekti. İç tarafın pozitife dönüşmesiyle elektriksel kuvvetin yönü de değişecekti. Bu defa elektriksel kuvvetin yeterince artıp difüzyon kuvvetiyle eşitlenmesi, yani sodyum denge potansiyeline erişebilmesi için İç tarafın daha da pozitif yüklü hale gelmesi gerekecekti. Bu da tipik nöron iyon konsantrasyonlarında 50 milivolt dolayında bir gerilim oluşması demek. Fakat bir girdi yokken yani nöron membranı dinlenimde iken sodyum geçirgenliği potasyum geçirgenliğinden çok daha azdır. Oran vermek gerekirse potasyum geçirgenliğinin yaklaşık %4'ü kadar çok daha geçirimsiz. E, fakat e, bazı potasyum iyonları e, sıkışarak da olsa bu sızıntı kanallarından geçmeyi başarıyor. Nöronun içine pozitif yük taşıyorlar. Bu da membran potansiyelini biraz etkiliyor. Bu varsayımsal aşamada eksi 70 milivolt dolayında bir potasyum denge potansiyeli yerine yaklaşık eksi 60 milivoltluk başka bir gerilim değeri ortaya çıkıyor. Yani tipik bir nöron dinlenim potansiyeli. Membranın elektrokimyasal kuvvetlerin etkisindeki çoklu iyonlara karşı geçirgen olduğu durumlarda sürecin sonunda oluşan membran potansiyeli söz konusu iyonlara ait denge potansiyellerinin ağırlıklı ortalamasıdır ve burada belirleyici olan şey geçirgenliktir. Dinlenimdeki membranın potasyum iyonu geçirgenliği sodyum iyonu geçirgenliğinden çok daha yüksektir. Dolayısıyla dinlenim potansiyeli sodyuma kıyasla potasyum denge potansiyeline çok daha yakındır. Dinlenimdeki pek çok nöronda iyon geçirgenliği ve konsantrasyonu kararlı durumda olduğundan dinlenim potansiyeli de genelde kararlıdır. Fakat şu anda ne potasyum ne de sodyum denge potansiyelinde. Yani her iki iyonun da küçük miktarlarda membran geçişi yapması gerek. Bir miktar potasyum nöron dışarı çıkarken içeriye de bir miktar so sodyum girecek. Geçiş miktarları tüm bu konsantrasyon gradyanlarının oluşumunu ve devamlılığını sağlayan sodyum potasyum pompaları tarafından ayarlanıyor. Sodyum potasyum pompalarını e, ilk başta da bahsetmiştik hatırlarsınız. Dinlenimdeki membran klorit iyonlarına karşı genellikle orta seviyelerde bir geçirgenliğe sahip. Yani potasyum iyonu geçirgenliğinin %45'i kadar Konsantrasyon gradyanları ile dinlenim membran potansiyelinin oluşmasında önemli bir rol üstlenen potasyum ve sodyumun aksine, kloridin konsantrasyon gradyanının belirlenmesinde ana aktör dinlenim membran potansiyelidir. Membran potansiyeli kloridi nöron dışına iter, ta ki konsantrasyon gradyanı dengeyi sağlayacak büyüklüğe ulaşana dek. Artık nöron içindeki klorid konsantrasyonu dışarıdakine göre oldukça küçüktür. Bu yüzden klorit için denge potansiyeli genellikle nöronun tipik dinlenim potansiyelinde ya da ona yakındır. Bu da eksi 60 milivolt civarında bir gerilime tekabül eder. Yine de pek çok e, nöronda e, kloridin hücre içi konsantrasyonunu düşüren aktif unsurlar bulunur. Bu unsurlardan en önemlisi simport denen eş yönlü ve eş zamanlı taşıma. Bu taşıma yönteminde klorit potasyum etki eden difüzyon kuvveti kullanılarak nöronun dışına itilir. Aslında bu zaten dışarıya çıkma eğilimi olan potasyumu koşum atı olarak kullanmak gibi bir şeydir. Klorit iyonları aynı enerjiden istifadeyle nöron dışına çıkarılmış oluyor. Tabii bu da hücre içi klorit konsantrasyonunu azaltıyor. Bu yüzden birçok nöronda klorit denge potansiyeli dinlenim potansiyeli olan eksi 60 milivolt dolayında değil, İçe doğru bir miktar klorit akışına ve dinlenim potansiyelinde negatif yönlü ufak tefek değişimlere yol açan eksi 70 milivolt dolayında seyrediyor. Tabii bunlar göz ardı edilebilecek ölçüde küçük değişimler. Keza birçok nöronda hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu azaltan unsurlar da mevcut. Diyelim ki nöronun iç tarafında dışarıdakine göre daha küçük çaplı bir kalsiyum konsantrasyonu var. Buradaki sodyum kalsiyum pompası sodyuma etki eden elektrik ve difüzyon kuvvetlerinin enerjisini kullanarak kalsiyum iyonlarını nöron dışına çıkarıyor. Yani içeriye giren sodyum karşılığında dışarıya kalsiyum pompalanıyor. Bunun sonucu olarak da ortaya kalsiyumu nöronun içine itmeye çalışan oldukça güçlü elektrik ve difüzyon kuvvetleri çıkıyor o kadar güçlüler ki membranın iç tarafındaki gerilim 120 milivolta ulaşmadıkça kalsiyum da difüzyon kuvvetini karşı yöndeki elektriksel kuvvetle dengeleyemiyor. Dolayısıyla da denge potansiyeline ulaşamıyor. Dinlenimdeki membranın kalsiyum geçirgenliği oldukça az. Yani dinlenim potansiyeli üzerinde neredeyse hiç etkisi yok. Klorit konsantrasyon gradyanları ve kalsiyum iyonları membran dinlenim potansiyeli üzerinde az da olsa etki oluşturma eğilimindedirler. Fakat nöronun işlevlerinde çok önemli rolleri vardır. Bunlara da sonraki videolarda değineceğiz.